31 Mart yerel seçimleri öncesi büyükşehir belediye başkan adaylarının en önemli vaatlerinden biri su fiyatlarında indirime gitmek idi. Seçim CHP adayı lehine sonuçlandı. Biz de geçtiğimiz günlerde bu yöndeki beklentileri içeren bir makale kaleme almıştık. O makalemizde icraatların ne zaman başlayacağını sormuştuk. CHP'li büyükşehir belediye başkanı Mustafa Bozbey seçim öncesi Bursalılara verdiği ilk sözü tutmak için harekete geçiyor. Önümüzdeki günlerde toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisi ve BUSKİ Genel Kurulu'nda su tarifesinde 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere %25'lik indirim teklifi ele alınacak. BUSKİ'ye verilen talimat doğrultusunda bürokratların su faturalarına yansıtılacak indirim için çalışma yaptıkları konuşuluyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu olmayan CHP'nin bu karar için AK Parti grubunu da ikna etmesi gerekiyor. Kulağımıza bu yönde Bozbey ve CHP'den gelecek indirim teklifine AK Parti'nin de olumlu yaklaşacağı ve faturalardaki indirim oranının daha fazla olmasını isteyebileceği bilgileri geliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkanlık divanı, encümen ve ihtisas komisyonlarının belirlenmesinin ardından alınacak ilk oturumdaki ilk kararlardan biri suda indirime gitmek olacak. Su fiyatlarındaki muhtemel indirim BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı planlarını da bozabilir. Gelir azaltıcı bu vaadin uygulamaya geçmesi durumunda BUSKİ'nin aciliyet gerektirmeyen kimi yatırım ve ihalelerinin gelecek yıllara sarkması da muhtemel. Bu arada Büyükşehir'in meclisten sonra en önemli karar organı olan belediye encümeninde AK Partili üye veya üyeler yer alabilir. Encümene AK Partili bir üye ya da üyelerin girmesi durumunda icraya dönük kararlardan AK Parti'nin de bilgisi olacak. Fakat burada bürokrat ağırlıklı bir yapı olduğu için encümen'deki çoğunluk Bozbey'in ve partisinin elinde bulunacak. Bursa'da önümüzdeki 5 yıl boyunca büyükşehir belediye meclis oturumlarının çok renkli ve tartışmalı geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü icra ve karar organlarında güç ve yetki tartışmaları öne çıkacak. Osman Gazi'nin 3 büyük semtinde, Dağlılar'ın çifte yerel seçim sevinci. Yerel seçimlerle Bursa'daki belediyeler el değiştirdi. CHP ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da büyük başarı elde etti. Kentin merkezindeki en büyük ilçeyi de alarak Nilüfer ile birlikte Bursa nüfusunun büyük bölümünün oturduğu iki metropol ilçe ile Büyükşehir Belediyesi'ni de kazandı. Kazanan sadece CHP'liler değildi. Osman Gazi'de güçlü bir nüfus ve seçmen kitlesi bulunan kentin güneyindeki Orhaneli, Keles, Büyük Orhan ve Harmancık ilçesi sakinleri de bu dönem Osman Gazi'ye kendilerinden bir isim istedi. O talebe iktidar partisi kulak tıkayınca, adaylığı bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bursa mitinginde erkenden ilan edilen Erkan Aydın hemşerilerinin de tercih ettiği isim oldu. Aydın'a dağ yöresinin Osman Gazi'de oturan sakinlerinden de büyük destek verildi. Hatta, bunların içinde AK partililerin olduğu da biliniyor. Erkan Aydın ile birlikte Dağlılar Osman Gazi'deki üç büyük mahalle muhtarlığını da kazandılar. Dağ ilçeleri doğumlu, Soğanlı'da Zeynep Yıldırım, Alemdar'da İlyas Tırmık, Sıra Meşeler'de Hatice Yanar Muhtar seçildiler. Üç muhtarın da şanslı olduklarını düşünüyoruz. Zira bağlı oldukları ve hizmet için kapısını çalacakları belediye başkanları da hemşerileri. Bu açıdan dağlılar, Osman Gazi'deki demiryol altında adeta çifte seçim sevinci yaşıyorlar. Diğer yandan, Çirişhane'nin bölge doğumlu efsane muhtarı Abdil Durmuş ise seçimi kaybetti. Belediye bürokratlarında tedirgin bekleyiş. Yerel seçimlerde bize göre en arada kalanlar eski başkanla görev yapmış belediye bürokratlarıdır. Her başkan doğal olarak kendi ekibi ve kendi kadrosunu kurmak ister. Ancak devlet memuru olan belediye bürokratları her başkan değişiminde tedirginlik yaşarlar. Bu kez de öyle. CHP'li büyükşehir belediyesinde genel sekreterden başlamak üzere genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri düzeyinde bir değişim bekleniyor. Siyasi atamalarla gelen belediye iştiraklerinin genel müdürleri görevlerini bıraktılar. Şimdi sıranın tepe bürokratlarda olduğu konuşuluyor. Çoğu çekmecelerini toplamış, istifa dilekçelerinin de hazır olduğu dillendiriliyor. Makamlar boşalınca yerlerine yeni başkan kendi ekibini atayacak. Bu nedenle de tedirgin bir bekleyiş var, kenara çekilenler eskilerin deyimiyle, merkez valisi gibi hiç görev verilmeden emekliliğe kadar maaş almaya devam edecekler. Kim bilir belki bir kısmına da sürgün, başka ilçeye görevlendirme ve benzeri gibi mobbing uygulanarak emekliliğe zorlanacak. Bakalım değişim nasıl olacak?